Eksik olan hoş geldiniz. Bugün düşlerle alakalı tartışmamızı yürüteceğiz. Düş, rüya, fantazi, oyun aslında bunların arasındaki bir kardeşlik var ve bu bağ tabii iç içe geçiyor. Düş nedir, rüya nedir bazen belirgin bir şekilde de tanımlayamadığımız konular. Razorhead'in fragmanıyla girdik. 1977 yapımı bir film. Ve David Lynch bu filmi çekmek istediğinde engellerle karşılaşıyor. Çünkü çok absürt ve rüya ile gerçeklik dualitesi olan, ayrımı olan bir film. Ve o dönemde şehrin ona baskı altına alması, şehrin, şehirdeki sıkışmışlığı var David Lynch'in. Aynı zamanda da çocuk sahibi oluyor ve çocuk sahibi olmaya da kendini hazır olarak görmüyor. Bu ruh halini ana karaktere aktarıyor ve bunlar zaman zaman kabusa dönüşüyor. Zaman zaman o çocuğun hem saflığını görüyor hem de o çocuğu çirkin bir kabusa dönüşen bir nesne olarak görüyor. Bu ikili ayrımı zaten David Lynch'in hemen her filminde görebiliyoruz. Rüyaları gerçekten çok üretken ve yaratıcı şekilde kullanan ve bazen rüyayla gerçek o kadar iç içe giriyor ki hayat zaten rüyaya benziyor gibi bir algıya yol açıyor bu. Burada tabii Lost Highway filminden de bahsetmek gerekiyor. ne yani David Lynch'in filmi. Tipik bir David Lynch filmi olarak tabii. Rüya ve gerçekliğin karıştığı izlerken, ya bu şimdi rüya mıydı, gerçek miydi, hayal mi kurdu? diye anlayamadınız, çok iddm zorunda kaldınız. Fakat bir yandan da insanın rüyada gördüklerinin aslında ne kadar insanın parçası olduğunu ve insanın kendini analiz etmede ne kadar etkili olduğunu da veren bir film, Lost Highway filmi. Aynı bugün konuştuğumuz Rested filmi gibi, Tipik bir devletleniş bakış açısı. Bugün de zaten hani rüya e, halüsinasyon veya e, konuştuğumuz gibi işte oyun, e, fantazi gibi konuları hem biraz bilimsel yandan hem de edebi yandan e, anlatmaya çalışacağız. Lost Highway'de ben de şöyle bir yorum yapayım. E, aslında bilinç dışındaki arzuların hiçbir zaman tamamlanamayacağını ve öznedik eksiklik. eksiklik. Çünkü karakter bir dönüşüm geçiriyor. Çok da spoiler yine vermeden anlatırsam. Ee, ve bu dönüşümde yine iki tane farklı arzu nesnesi var, farklı karakterler var. Ama ikisinde de tam anlamıyla bir ulaşılmazlık var arzu nesnesine, karşı cinse karşı. Burada da aslında hiçbir zaman travmatik olarak e, O'dipal dönemde yaşanılan e, o dönemin travmasını aşamayacağımızın bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Çünkü orada çok kilit bir söz var. Bana hiçbir zaman tamamıyla sahip olamayacaksın. Tamamıyla zaten insan kendini tamamlanmış psikanalitik olarak hissedemiyor, göremiyor. Ama tabii bunu yaparken David Lynch psikanalize göre ben bunu kurgulayayım muhtemelen dememiştir. Rüyalarından ve onun yaratıcılığını serbest bırakarak böyle bir böyle filmler çektiğini tahmin ediyorum. Çünkü Hı. sanatta oyunu yaptığın anda bir doğallığı kaybolma durumu olabiliyor. Mesela Kafka'da da programın sonrasında bahsedersek onu göreceğiz. şey burada biraz da bir Freud'un işte id, ego ve süperego kavramları da devreye giriyor. kısacası id'i çocuk olarak, egoyu yetişkin olarak, süper egoyu da bir ebeveyn olarak görebiliriz. Egonun görevi aslında alt benlik yani id ile süper ego arasındaki dengeyi sağlamak. Hani kısaca bahsedersem mesela id siz bir, bir yere gittiğinizde mesela çikolata yemek istediğiniz zaman çok tatlı çikolata var önünüzde idiniz bunu yemeniz gerektiğini söyler. Ama süper egonuz mesela ya bunu yeme bu kadar şekere gerek yok gibi yaklaşır. Yani daha çok süper ego e, normlarla ve kurallar üzerinden şekillenmiştir ve o konuda bizi bastırır. İdimiz içe tamamen hayvansal bu isteklerimizi ve arzularımızı temsil eder. İşte bu Lynch'in mesela az önce bahsettiğimiz Lost Highway filminde de karakterin, tabii filmi çok anlatmakla beraber, karakterin kendini gene hayal ettiği başka bir karakter vardır filmde. İki karakter vardır, aynı kişidir o. Orada yapabildikleri, ikinci karakter yapabildikleri aslında idini serbest bırakışı ve süper egosunu bastırışıdır. Ve bu rüyadır bir anlamda. Yani aslında rüyalarımız da biraz idin süperegonun çalışması şeklinde geçer. David Lynch de bunu çok güzel bir şekilde betimlemiş filminde. Evet. Şey zaten karakter tekrardan dönüşüm gösterdiğinde aslında o istediği mükemmel karaktere uygun yaratmaya çalışıyor. Ama evet. düşlerin böyle bir durumu var. Sen suçluluk psikolojilerinden kaçmaya çalıştığında bu rüya olsa bile... Tam anlamıyla yine mükemmeli yaratamıyorsun. Aslında belki de bunu göstermek istiyor olabilir. Evet, evet. Kesinlikle. Ee, o zaman rüyalara e, gelelim. düşüklerin komşusu olan rüyalara gelelim. E, rüyalarda gördüğümüz şeyler e, psikanalitik olarak yorumu var. E, bu yorum tabii Freud'den e, yorum. Ondan önce e, psikanalitik ya da bilimsel bir yorum yok rüyaların. Ama her zaman insanların kafasını meşgul etmiş. Antik Yunan'da da, başka uygarlıklarda da. Mesela çok ilginçtir. Mesnevi Mevlana'nın mesnevisinde de aynı psikanalize yakın düşlerden çıkarım yapan sahneler okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama ilk kez bunu kategorize ediyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Aslında bastırdığımız arzuların ve yasaklı olan tabularımızın rüyalarda id tarafından bilinç dışı şekilde serbest kalması olarak yorumluyor. Ve bunun analizini yaptığında da insanın aslında yasaklı duygularına ne kadar inersek onu o kadar iyi analiz edip tanıyabiliyoruz. Bu bakımdan çok değerli. Ama bunlar tabii ki simgesel bir dille ortaya çıkıyor ve absürt sahnelerle. Kesinlikle. Örneğin ben seni rüyamda gördüğümde senin yüzün bir anda başkasına dönüşebiliyor. Nereye gittiğinden haberim olmadan başka bir insanla bir anda karşılaşabiliyorum. Ee, ve sürekli de bilinç dışı bir değişim içinde. Burada da birazcık e, psikanalizin aslında e, eleştiren e, ekoller de var. Ya yani Benim düşünceme göre de aslında böyle. Yani psikanaliz sürekli değişimin birazcık sanki önüne set çekiyor. Çünkü benim bugün yaşadığım şeylerle ilgili bir rüya görebilirim ben. Seni görebilirim, programda bahsettiğimiz şeyleri görebilirim, belli kaygılarımı görebilirim. Değil mi? Böyle olabilir. Evet. Ee, peki bunu eğer yaşadığım günde değiştiriyorsa ve bilinçli şu sürekli tazelenen, sürekli yenilen, yenilenen bir durumdaysa o zaman sürekli çocukluğa dönmek, Sürekli belli travmalar üzerinden tanımlama yapmak ne kadar doğru? Doğru. Evet. Bunu Anti-Oedipus kitabında Deleuze Guattari aslında dile getirir ve aynı zamanda şunu da yanına koyar. Süperego kavramına biz bağımlı kaldığımız anda psikanalitik olarak o zaman her zaman yerel toplumsal değerlerin ve burjuva değerlerinin kısıtlaması altında kalacaksın. Çünkü demin de söylediğin gibi süperego tamamen insanın etik anlayışını oluşturuyor ama bu etik anlayışı toplumdan geliyor, toplumsal bir vicdan. Doğduğumuzda yok. O zaman bu süper egoyu... Psikanaliz yukarı doğru çıkartıyorsa toplumsal uyumunu arttırıyor demektir bunu dengelemek için. E bu da o zaman senin mekanik bir birey haline getirebilir. Güzel. Daha anarşist bir dönüşüm <laughs> haline getirmeyebilir diye bir eleştirileri var. Nazane, Deleuze ve Guattari'nin. bu çok güzel bir eleştiri bir kere. Yani psikanalizi yorumlamak açısından. Onun dışında şöyle bir şey de var. Hani bir iki program önce işte Bizans zamanında imparatorların karar vermeye çalışılırken işte bir domuz ciğerini kesip, pardon dalağını kesip oradaki akan kanın rengine ve işte dalağın <laughs> durumuna göre işte bir kehanette bulunma gibi adetler olduğundan bahsetmiştik. Ki bu Bizans dışında birçok eski toplumda da hani farklı uygulamaları olmakla beraber aynı yola çıkan bir şey. Aslında bu da şunun çok göstergesi. Evet tabii ki de biz bir o zaman tabii bilimsel eksiklikten ve biraz da böyle kehanette bulunmayı, kendimizi herkesin önüne geçirmeyi ve kendimizi narsistik bir şekilde sevdiğimiz için bu tip böyle e, hayalleri yorumlamayı, hatta bunlara anlam katmayı seviyoruz. Fakat evet, günümüze geldiğimiz zaman da bu hala devam ediyor. Yani bu kadar bilimsel açıklama olmasına rağmen ve evet rüyanın hakikaten bizim bir parçamız olduğunu, bizim hatta şöyle bir şey söyleyeyim, rüya aslında beynin, Amigdala bölgesinde gerçekleşen bir şeydir. Amigdala da beynin ortasında tamamen korku bekazmasıdır. Yani beynin ilkel, süreç ilkel aynen ilkel süreçte ilk olan taraftır. Çünkü biz uyurken beynimizin her tarafı aktif değildir. Aktif olan kısımları vardır, aktif olmayan kısımları vardır. Bir örnek vermek gerekirse işte prefrontal prefrontal korteksiniz. Yani işte hemen alnınızın arkası ki burası işte mantık, muhakeme ve aynı zamanda çözümleme yaptığınız yer. Veya işte vicdan dediğimiz yani beynimizin merkezinde olan yer uyurken kapalıdır. Yani rüya görürken bu ikisi yoktur. Sadece amigdala vardır aslında. Bu da yani ne kadar bizim idimizin uyurken kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ve gene bundan yola çıkarak de işte insan o kadar kendiyle ilgili yorumda bulunmayı, kendini çözmeyi ve kendi üzerine konuşmayı o kadar seven bir varlık ki kahinler o gün değil hala günümüzde bile çok büyük iş yapabiliyor. Aslında bu da bunun bir göstergesi. Aslında çok ya güzel bir örnekmiş bu. Ben yani bunu bilmiyorum çünkü amigdala'nın orada sadece çalışıyorsa deneysel Başka olarak. Başka bölümleri de çalışıyor ama hani vicdan tabii. ve prefrontal korteks yok. Yani çok çok az oranda varsa da vardır çünkü deneylerde onları kale almıyorlar makinalarla falan. <laughs> ama çok özel bir şey dediğin gibi çünkü tamamen bilinç dışının yani daha ilkel olan, doğal olan yönlerimizin evet, açığa çıktığının bu kanıtı. Mesela Bertrand Russell'ın ağaçtan düşme pardon, uçurumdan düşme rüyalarıyla ilgili böyle bir yorumu vardır. Biz evrimsel olarak ağaçta yarı ağaçta, yarı yerde yaşadığımız dönemden kalma bir bu genetik koddur der. Ve insanlar, ataları daha çok evrimsel olarak ağaç ve toprakta yaşayan insanlar, ikisini birden yaşayan insanlar daha çok uçurumdan düşme rüyaları gördüğünü iddia eder. Bu da aslında özümüze ve evrimsel sürecimizin başındaki etkileri de gözlemleyebildiğimizi, yani rüyaların böyle bir yanında olduğunu bize gösteriyor. Gerçekten çok enteresan. Şimdi rüyaların bir de üretken kısımları var. Yani bize işte bir Kafka var, işte David Lynch'in yaptığı gibi bilinçli bir üretim veriyor. Bunu nasıl yaptığını tabii hala anlayamıyoruz. Ben mesela rüyaları gördüğümde kendi rüyalarımı kabus bile olsa kalkıp genelde yazmaya çalışıyorum. Hem kendimi analiz etmek için bunu yapıyorum. Hatırlayabilirsen. Hem de onu işte hatırlamak da dördüncü evrede genelde oluyormuş REM uykusunda. Ee, ve kendimi aslında kaldırmaya beyin biraz daha alışıyor herhalde. Bu da çok ilginç. hani bir saati kurarsın, sonra e, alışırsın ve beyin kendiliğinden uyandırır seni. E, alışırsın, otomatik olarak kalkmaya başlarsın o saatte. Ya bunun gibi bir şey. Ve e, yazdığımda en üretken, yaratıcı olan kısımları görmeye başlıyorum. Ve bazen ölü cümleler çıkıyor ki rüyada. Bu cümleyi nasıl ben kurdum? Ya da nasıl benim o rüyadaki karakterim kurdu? Çok enteresan öyle e, cümleler. Hatta Albert Camus'un bir sözünü daha okumadan önce yabancıyı çok küçükken rüyamda, yani küçükken dedim 15-16 yaşındayken rüyamda gördüm. Ee, ama bu aynı söz aklın yolu birdirden dolayı oldu. Felsefik bir düşünceydi. Sonra seneler sonra Albert Camus'un yabancısındaki ön sözde o sözü gördüm. Çok metafizik gibi olacak. Belki bana izleyiciler pek inanmayacak ama bu gerçekten oldu. <laughs> e, bu tabii uykuyla ilgili gelmiş. Uyku son zamanlarda çok... Ee, biraz böyle azalan insanları yaşamımızdan dolayı bu oldu ve şey önem verilmeyen bir durumda yani bir örnek vermek gerekirse averaj bir insanın hani atıyorum 90 yaşına kadar yaşamış olsun 32 yılı uykuyla geçiyor aslında toplam 32 yıl uyuyorsunuz çok korkunç yani aslında çok büyük bir yani üçte 1'e yani 90 yaşında onu yaşlısınız 3'te 1'i. ve Uyku beyin için çok önemli, vücut için çok önemli. Hem işte insan vücudunun öyküsü üçlemesinde girelin ormanından bahsetmiştik. Yani ne kadar uykusuz kalırsanız o hormon o kadar fazla oldu. Dolayısıyla uyandığınızda da direkt yemek yemeye sizi gittiği. Dolayısıyla da sizin yemek yemek kilo almanızdan bahsetmiştik. Bir, için bir kısım var. Bir de şöyle bir şey var. Uyku beynin de restorasyon yapıldığı. Aynı zamanda öğrenme yetisinin geliştiği aslında evre. Uykunuz ne kadar uzun tutarsanız o uyku evresinde sinapslar özellikle mesela bağlantılarını kurduğu kuracağı için ve daha kuvvetli bağlar olacağı için yeterli uykuyu aldığınızda bir şey öğrenme kab kabiliyetiniz de artıyor. Yani mesela bir ders çalıştıktan sonra üzerine bir uyku çektiğinizde sabahleyin çok iyi hatırlayacaksınızdır o ders. Çünkü o uykuda zaten o şeyler bu bağlar oluyor. Halbuki bizde mesela sabahlara kadar çalışma vardır hani özellikle vize dönemlerinde bunun yanlış olduğunu falan savunmuyorum ama hani uykunun ne kadar önemli olduğunu biz unuttuk. Bunun en büyük göstergesi de mesela Shakespeare'in zamanında söylediği uyku ile cümle ile Thomas Edison'un söylediği arası bir fark. İkisinin arasında ne kadar fark var? 500 senem var. 400 senem var. Tam emin değilim. Ee, Thomas şey Shakespeare işte uyku insanın yaşayabileceği en tatlı şeydir demişti zamanında. Thomas Edison ise işte ampul bulan ise uyku bize mağaralardan kalma, ilk insan kalma bir şey e, mağara insanına kalan bir primitif, ilkel bir bakış açısıdır Hı. diye yorumladı. Yani nereden nereye geldiğimizin yorumlama uyku çok güzel bir göstergesi ve bugün yaşadığımız birçok problemler aslında uykusuzluktan kaynaklanıyor. Sonra işte Nikola Tesla'yı öyle uyuttu herhalde. <laughs> yani bu felsefeyle beraber. Şimdi biraz daha böyle ilerleyelim. Biz Oblomov'la ilgili yaptığımız mesela programda Oblomov'un bir rüyası vardı. <laughs> ve Rusya'daki aslında Çarlık Rusya'sının değişimini o rüyayla anlattı. Her şey aslında bir kabus gibi aynı zamanda bir rutin var ama e, oradaki yine herhalde ikilem e, gerçek olan şeyi rüya olarak gördü. Ama gerçek hayatta bunun olduğuna Oblom o karakteri habersizdi. Bazen de böyle bir şey var. Rüyalar bize gerçekten o kadar fazla iz veriyor ki ama burada e, çok aslında farklı bir düşünce var. Rüyalar tamamen bu kadar kapalı simgeselliklerden oluşmasının nedeni bizim daha çok bastırdığımız ya da kendimizle ilgili bilmediğimiz yanlarımız olması evet. herhalde. Ama bunu nasıl aşıp bu kadar üretken bir hale geliyorlar? Yani çünkü ne kadar sembolikleşirse o kadar yaratıcı hale geliyor. Bu sanat için de böyle. O yüzden rüyalar bence kullanıldığında baskıladığımız şeyleri sembollerle anlattığımızda insanlar belki daha ondan haz alıyor. Mesela rüyaya yaklaşan filmlerin çoğu mesela rüya gibi deriz. Böyle etkileniriz bu film rüya gibiydi ya da bu evet. senfoni rüya gibiydi. Yaşadığımız en iyi şeyleri rüya olarak tanımlarız. Çünkü müdahale edemediğimiz, o düşseldiğin aslında böyle güzel bir etkisi var herhalde. Ee, otomatik olması, kontrolsüz gelişmesi, sadece akıp gitmesi, anda olması. Ama her rüyalı değil biliyorsun. Yok rüya değil yani ben şeyden düşlerden daha çok bahsetmek Peki. istiyorum. Yani bir düş kurarsın bu daha iradi bir şekilde kurabileceğim bir düş olabilir. Sen işte bir şey hayal edersin. Piyangodan para kazanmayı hayal edebilirsin. Hani daha böyle maddi şeyler hayal edebilirsin. Maddi dünya ile alakalı statü hayal edebilirsin. Bunlar farklı bir pencere de bence. Hani şey farklı olmalı bence. Ama bir de bir düş dünyası var. Mesela Bergman filmlerinde de bu çok vardır. O senin iç dünyandır ve onunla akarsın. Yani o kitapları okurken sadece onunla akıp bir şey düşünmemek, felsefik olarak bunu yorumlamamak. Yani sanki kavramsallaştırmak bizim o düş dünyamızı engelleyen bir şey. Mesela Alice Harikalar Diyarı'nda bu konuda aklıma geliyor. Her şey bir oyun değil mi zaten? Her şey bir rüya değil mi zaten? Bunu böyle yaşamalıyız mesajı var aslında. Bunun akışına bırakabilmeliyiz. Ve düşleri sadece serbest bıraktığımızda düş değil midir? Gibi sorular var. Sen ne düşünürsün bu konuda? İki tane şey söyleyeceğim bu konu. Birincisi mesela burada biraz düşlerin hayal kurmanın hayatın parçası olduğunu ve aslında bize yararlı olduğunu ve bizi, bize bizi anlattığından bahsettin. Mesela bizim... Bizim bakışımız e, bu konuda çok negatif aslında insanların. Örnek veririm verelim. İşte bir insan ders esnasında daldığı zaman, bir hayal kurduğu zaman işte kime aşıksın diye bir soru gelir mesela. Hani sanki sadece hayal kurduğunuz zaman illa birine takık olduğunuz için olduğunuz için hayal kur, kurmak zorundaymışsınız gibi. Halbuki hayal kurmak aslında ne kadar hayal dünyanızın zengin olduğunu, bir şeyleri önceden çözmeye çalıştığınız ve kendinizi tanımlamaya çalıştığınızı gösterir. Hani dalgın insanlar da vardı böyle sürekli kafası bir yerdedir. Bana birini hatırlatıyor özellikle. Dolayısıyla da hani e, bu tip durumlarda evet şeyin hayalinin hani değeri çok azaltırız. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkinci de şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce sana şöyle bir soru sordum. Her rüya kontrolsüz müdür diye. Aslında orada lucid rüyadan bahsediyordum. Lucid rüya nedir onu bir kısa anlatayım. Lucid rüya hani hepimizde yaşandığımız bir şey benim bildiğim kadarıyla. Bazen bazı rüyalarda rüya gördüğünüzün farkına varırsınız. Uykudasınızdır, rüyada olduğunuzun farkındasınız ve dersiniz bu bir rüya ve sonra rüyanın gidişatını etkileyebilirsiniz. Mesela ben yaşadım bunu. Yani şimdi şöyle yapacağım, böyle yapacağım veya hani oraya gideceğim dedi. rüya öyle devam etti. Bu lucid rüya çok enteresan bir şey konu. Tabii bunun için kesin bir tanım da yok. Çünkü bildiğimiz gibi işte nörobilimde çok fazla tanı konuluyor ve bu teşhisler sonra tekrar değiştiriliyor. Fakat kısa bir deney anlatayım ben. Bunu Max Planck Enstitüsü yapmıştı bu deneyi. Almanya'da çok köklü bir enstitüdür. Deneklere denekleri diyorlar ki sizi işte uyuyacaksınız fakat e, biz sizin beyin işte e, dalgalarınızı izleyeceğiz. Bu da nörotransmitterler tarafından oluyor bildiğim kadarıyla hı hı hı. sinapsların oraya bağlanan. Onların hızına ve şeylerine bakıyorlar. E, sahnede kaç saniye. Evet. Yani ka kaç tane hem atıyor nörotransmitter kaç sinyal var ve hızı ne kadar. Aynen. Hı hı. Bunları izleyeceğiz. Siz uykuya girdiğinizde lütfen hani sağ ve sol gözünüzü kırpmaya çalışın. Kırpın. Uykuda paralize moddasın aslında onu yapamazsın. Fakat beyin oraya sinyal göndereceği için onu takip edecekler. Sonra da lucid rüyaya geçtiğinizde yani rüyayı kontrol etmeye çalıştığınızda da bunu hissettiğinizde ben rüyadayım anlarsanız eğer diyor. Işte sağ gözünüzü iki defa kırpın. Ve deneklerden bir tanesi, işte 10-15 denek var bilim kalede, bunu başarıyor. Çünkü herkes uykusundayken o kişinin sinyallerini görüyorsunuz, beyin sinyallerini. Ve kişinin e, şeyde lucid rüyadayken ve göz kırpıp sürekli e, sinyal gönderdiğini, ben lucid rüyadayım ve sonra da uyanacağına dair bir sinyal daha gönderdiğini ve sonra da uyandığını görüyorlar. Deneye de ondan sonra şunu soruyorlar, sen hani bu sinyalleri bilinçli mi gönderdin? Evet ben bilinçli gönderdim, Uy uykudayken hani işte bunun bir rüya olduğunu anladım, bunları hatırladım ve göz kırptım diyor. Sonra peki ne gördün diyorlar. İlk önce bir tane e, beni işte şey bir tane araştırmacı gördüm beyaz önlüklü. Fakat Yanıma geldi, bir şey çıkarıyordu. Bana sormadı ne rüya gördüğümü. Oradan bu rüyanın gerçek olmadığını farkına vardım. Sonra da uyandığımda sizi gördüm diyor. Yani rüya içinde rüya görmüş oluyor aslında. Bu şunu bu lucid rüya aslında şunu şuna geliyor. Niye bu lucid rüya anlattım? Eğer biz lucid rüya bunun eğitimleri de var burada. arada. Dünyada lucid rüya ile ilgili eğitim verenler var. Hatta eski Budist yazıtlarına bakılırsa hmm. bununla ilgili çok fazla yazı yazılmış. Yani rüyayı kontrol edebilme yetisiyle ilgili. Bu çok eski bir zamandan geliyor. Şöyle düşün, eğer hepimiz lucid rüyayı kontrol edebilsek de hep istediğimizden lucid rüya yaşayabilecek olsaydık, o zaman hayatımızdaki bütün mesela tehdit anlarını veya da karşılaşabileceğimiz durumları beynimizde simüle eder. Sonuçlarını görürdük. Dolayısıyla çok daha şey uyandığımızda yani bir aslında uyurken bile bir tecrübe yaşamış olup ileriye gitmiş oluruz. Yani Inception filmindeki biraz yoruma benziyor bu. Hani Lucid Rüyan böyle bir şey var, böyle bir enteresanlığı var ve ben bunun mesela bir 50 sene içinde bunun eğitimlerini daha da artacağını ve insanların uyurken de öğrenme safhası geçebileceğini düşünüyorum. Ki işte bu da Albert Einstein'ın söylediği benimizin yüzde kaçını kullanıyoruz, yüzde yüzünü kullanmıyoruz teorisini destekleyenmiş. Ama o yalan biliyorsun. Yani yüzün. şey o yüzde on... O... Yüzde demedim. Yüzde Yok, yüzün kullanmıyoruz. Hepsini dedim. kullanıyoruz. Hepsini farklı işlevleri var. Burada ben bize herkese onu bir yedirdiler bir dönem. O çok bilimsel olarak. Şimdi yeni bir haber okudum. bundan bir gün önce falan galiba, dün galiba Twitter'da Böyle bir haber var. %10'unu kullandığımız yalan. Zaten yalandı. Ben araştırmıştım. Ee, şey, öyle bir şey yok. Ee, i̇zleyicileri de uyarıyoruz. Lütfen bunu entelektüel ortamlarda söylemesinler. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten çok ilginç bir konu. ya Sen söylerken e, bununla ilgili öğrenebilmemiz, bundan haberdar olabilmemiz ve yarı bilinç halinde hem bilinç dışını o zaman tanıyabiliriz, evet. oradaki yaratıcılığı da mesela dışarı çıkarabiliriz. Aynen. Çünkü tamamen hatırlamamıza neden olacak yapabiliriz. Evet bu çok enteresan. Bunun psikanalitik yorumunda genelde bu tarz rüyaları, senin söylediğin lucid rüyalarda ne kadar fazla yasakla alakalı bir şey yapıyorsak rüyada o kadar fazla egomuz ve süper egomuz rahatsız oluyor ve dengelemek için bilinç devreye giriyor. Ego. Gibi bir oranın da öyle bir yorumu var. Evet çok gerçekten enteresan. Şimdi Matrix ve simülasyona birazcık istersen girebiliriz. Ee, bu e, rüyalarla alakalı kontrol etmemiz. Mesela demek ki söylediğimiz husus rüya olabilir. Sanatsal olarak bir rüyayı gerçeğe geçirmek olabilir. Bu düşle hayalin arasında hep bir bağlantı var. Düş ve gerçek arasında bağlantı olduğu gibi. Biz bir şey hayal ediyoruz ve ondan sonra da onu gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmek için eylem yapıyoruz. Hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama hayal etmemiz bize bir motivasyon sağlıyor ya da düş gücümüz bizi sürekli ileri götüren bir yakıt gibi. Bunların arasındaki bağlantı da, da aslında Matrix filminde işlediği yediği e, Bolliard'ın e, simülasyon kavramını aslında orada kullanıyorlar. Ve şu anda da çağımızda aşırı fazla algoritmanın ve yapay öğrenmenin gelişmesiyle beraber bunları daha çok konuşur hale geleceğiz önümüzdeki 8-10 sene içinde. Meşhur mavi hap, kırmızı hap sahnesi geliyor aklıma hı hı. ilk filmdeki. Aslında o da bir çok sembolik bir şey. Yani senin şu anki yaşadığını zannettiğin hayat bir rüya Gerçek hayatı istiyorsan bunu inç ama gerçek hayat bundan daha kötü olacak. Yani bir cesaret testi gibi aslında. Bize de bizimki de rüya olabilir. Yani bunu ayırt etmek mesela algoritmalar çoğaldıkça, simülasyon dünyaları çoğaldıkça kendi dünyamızı ayırt etmek de güçleşecek. Kendimiz simülasyon değil miyiz? Bunları belki sorgular hale geleceğiz. bu çok enteresan bir gidişat. Biz zaten şu anda aslında simülasyonda yaşıyoruz. Yani tabii bu cümle çok yanlış <laughs> anlaşılabilir. Şu manada söylüyorum. Yani bilgisayar oyunu oynadığında anlatabiliyor muyum? Mesela o başka bir onun dünyasına girdiğinde veya Amerika'da bir dönem ben hatırlıyorum 90'larda bir alet vardı. İşte gözüne bir gözlük takıyorlardı. Orada işte o dijital ekranı görüyordun. Eline de bir takıyorlardı. Sonra onlarla hareket ettiğini görüyordun ekranda falan. Hani burada şimdi tabii bu dönemde çok daha gelişmiştir o teknoloji. Ben küçükken çok etkilenmiştim bundan Değil görünce. Mi? Çok da güzeldi tabii, oyunlar. Eski e, oyunlar da çok güzeldi. Evet güzeldi. 90'lar oyunları güzeldi, ben evet. seviyordum. Ee, bu yapay işte yapay öğrenmeyle ile ilgili bir program da yaparız böyle bir şey çok istiyorum. Çünkü ya yani başlı başına bir alan ve A noktasından B noktasına gitmek için programlamıyorsun sen algoritmayı. Algoritma öğreniyor, sürekli öğreniyor. Bu niye önemli? Niye konumuzla şu anda bağladım? Çünkü aslında şey düselt bir süreç, tahminler üzerine giden bir süreç yine. Heh. Yani tahmin ettiğimiz şeyler de biraz hayal değil midir zaten? Geleceği kes. Yani burada mantık, bilinç ve bilinç dışı zaten birbirine karışmış değil mi? Mesela ben psikanalizde bunun sürekli ayrılmasına da birazcık garipsiyorum bazen. Çünkü bilinç dışını biz yorumladığımızda o bilinçli hale geliyor. O zaman aralarındaki fark nerede? Sınır nerede? Bu bana, da çok enteresan geliyor bana. Bana bu bahsettiğin mesela e, halüsinasyonu hatırlattı. <laughs> i̇şte hep tipik olarak halüsinasyonun en büyük örnek küçüklüğümüzden beri gördüğümüz öyle filmler, çizgi filmlerde de olurdu. İşte çölde susuz biri vardır. Ondan sonra vaha görür. Vaha halüsinasyonu görür. Aslında bununla Se ilgili... Serap. Serap, halüsinasyon. Bununla ilgili e, Charles, Charles Bonnet olması lazım Fransız. Charles Bonnet sendrom diye bir sendrom var. Bir enteresan bir konu bu. Hı hı. Bir yaşlı kadın işte görme yetisini kaybediyor. Fakat görme yetisini kaybettikten sonra halüsinasyon görmeye başlıyor inanılmaz illüstrasyon görüyor ve farkında istasyon görüyor. Çünkü görme, yani görmesi mümkün değil ama yani karanlık çünkü yani. Kör. Ama körken bir sürü işte geometrik şekil görüyor, insan yüzleri görüyor, deforme ama olmuş. Ama doğuştan kör mü? Hayır değil. Sonradan kör oluyor. Yaşlıyken kör oluyor. Ya, tamam. Yani yaşlıyken sonra yaşlıktan sonra kör oluyor. Ve Charbonne hastalığının şu olduğu ortaya çıkıyor. Bu sadece burada bir şeyde görsellikte olmuyor. Mesela sonradan sağır olan insanların da e, gayipten müzik duydukları da mesela çok konuşuluyor. Yani aslında bu şununla Beethoven alakalı. Aynen, bu bu alakalı mesela. Sizin işte beyninize o görseller gitmemeye başladığında sinyal gitmiyor hani görsel bölge canlandıran bölüme. O gitmeyince o bölüm bir süre sonra hassaslaşıyor ve her e, şeyi uyarıyı alıp hemen orada bir şey yaratacak hale geliyor. Aslında bu bir hastalık, şarbone hastalığından kasıt bu. Ki aslında Charbonnet'in kendisi bu hastalığa yakalanmıyor. 1840'ta olması lazım. Dedesi yakalanıyor. Dedesi Charbonnet'e anlatıyor bunu. O da, o da bunu işte günümüze getiriyor. Hani çünkü doktorluk okuyor. Neyse önemli olan kısım o değil. Önemli olan kısım şurada. Çok ee, enteresanmış bu. Yani görsellik e, olmadığı için oraya e, aktarım yapmak için beyin aslında zorluyor. Aynen mu? zorlu Partisi. zorluyor ve sonunda da şu oluyor. Tabii görsellik olmadığı için ve beynin o bölümünde de bir bozukluk olduğu için yani normal biz rüya gördüğümüzde bir süreklilik vardır. Yani bir şeyi bir şey bağlarsın sürekli. Tamam? Arada saçma şeyler olur ama bir bağlılık vardır. Onda öyle değil. şarbone hastalarında e, böyle birden bir kare çıkıyor mesela. Sonra birinin yüzü çıkıyor ama deforme. Hmm. İşte dişi ve özellikle gözleri mesela çok büyük falan. Bunun sebebi de şuymuş. bizim beynimizde hücreler var ve hücreler sorumlu her şeyin. Yani beyin hücreleri sorumlu her şeyin gözükmesinden. Bu ne demek? Mesela kafamdaki belli bir bölüm araba demiyordu, mesela Aston Martin o hücre çalışıyor atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela Volkswagen diğer hücre çalışıyor. Yani hepsinin şey edilmiş, yani adreslenmiş bir görevi var. Beyin, işte o yaşlı kadınlar da beynin ön bölümde tanıma kısmındaki Göz ve işte dişlerden sorumlu kısım bozulduğu için dişleri ve gözleri büyük ve deforme görmesinin her sebebi bu aslında. Yani beynimizin aslında ne kadar aktif olduğunu ve bizim iki türlü görmemiz olduğundan bahsediyor. Bir normal görmemiz fiziksel, bir de beynimizin gördükleri. E, o çok güzel bir ayrım oldu. Yani ağırlıkta, e, yine benim mesela geçen başıma gelen bir şey, e, kitaplara bakıyordum. Alakasız bir isim canlandı. Yani mesela kitap atıyorum Hamlet. Benim kafamda Araba Sözcüğü canlandı gibi düşün. Ama sonra oradan, o açıdan baktığımda arabanın harflerini sanki kafam görmüş. Yani aslında dediğin gibi bizim o bireysel algımız e, görmede ve kendi iç algısı dışarıdaki algılar etkili. Ve bunların ikisinin kontağından biz sürekli yaşıyoruz. Mesela sürekli şey muhabbeti vardır ya, işte e, yaşadığı tecrübelerden dolayı çok iyi sanatsal üretim yapabiliyor. O yaşadığı tecrübeler kendi algısına da bağlı. Evet. Ve bunların ikisi birden oluyor. Hem zihinsel aktiviteler, hem beyinsel aktiviteler ve dış dünya. Hem de iş dünyası bağlantısı. Bunlar aynı anda olduğu için o insan yaşadıklarından dolayı mı yoksa yaşadıklarını çok kuvvetli anlamlandırabildiğinden dolayı mı bir şeyler üretebiliyor, sanatla alakalı çok işlevsel hareketler yapabiliyor, Dostoyevski gibi mesela çok zor şeyler yaşamış bir yazar. Yapmadığı şey yok. Ama bununla ilgili belki aynı şeyleri yaşayan insan buna öyle bakmayacak, böyle değerlendirmeyecek ve böyle anlamlandırma kuvveti olmayacak. Evet, yani çok enteresan, güzel örneklerdi. ya Ben de burada öğreniyorum bu deneyleri. Çok hoşuma gitti, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Program öncesi hiç konuşmadığımız ortaya çıkıyor böylece. <laughs> Biz zaten hazırlanmadan genelde <laughs> geliyoruz. Özellikle Alp son dakikacı. Doğru. Yok şaka bir yana, şey, Richard Bach'ın Hipnoz diye bir kitabı vardı. Bu Martin'in yazarı. Onunla alakalı da aslında hipnoza çok güzel değiniyor. Diyor ki, hayatımızdaki her şey önermelerden oluşuyor diyor. Hı hı. Ve bu önermeler yani ben Alp e, bu programdan çıktığımızda çay içelim, şuraya gidelim, e, ondan sonra e, çaydan sonra yemeğini ye gibi sana e, şeyler önermeler verdiğim anda sen aslında buna şartlanmaya başlıyorsun diyor. Hipnozda da hipnozda da olan en çok şey karşısındaki hipnoza uğrayacak kişinin şartlandırılabilmesi ve önermeleri kabul etmesi. Şimdi iç dünyamızda aslında bakıyoruz sürekli ben bugün kötüyüm, ben bugün mutsuzum, bunu yapabileceğim gibi kendimizi sürekli motivasyon cümleleri veriyoruz. Bu önermeler bizim motivasyonumuzu arttırıyor ya da azaltıyor. Ve bu da bizim hayatımızdaki başarımızı diyelim. Yani çok kişisel gelişim cümlesi gibi oldu. Başarı tabii çok karmaşık bir kavram ama yapacağımız işi daha iyi yapabilme oranımızı etkiliyor. Dolayısıyla işte düş kurmak ve düş dünyasına ses, kulak vermek ve bunu biraz olsun kontrol edebilmek kendi düş dünyanda mutlu olabilmek bu yüzden çok önemli ve senin söylediğin gibi eğer rüyaları anlamlandırabilirsek belki daha iyi plan ve daha iyi tecrübe edinebiliriz. Ve beyinde yapılan deneylerden bir tanesine mesela jimnastik şampiyonu bir kadına bakıyorlar. Human Brain belgeselinde oluyor bu da. Kadın önceden hareketleri beynini incelediklerinde daha yapmadan o taklaları, parendaları beyninde o nöron aktivasyonu elektrik akımı transmitterler, transmitterler vermiyor. Ama e, bunun izleri gözüküyor beyinde. Elek sadece elektrik akımı yok. Nöronlar hazır duruma geliyor. Dolayısıyla ne kadar biz prova yaparsak bir şeyi beynimizde, ne kadar yaşıyormuş gibi simüle edersek o kadar iyi yapıyoruz. Çok mucizevi bir şey bence. Evet, e, kesinlikle öyle. E, kısacası hani işte halüsinasyondan bahsettik, rüyadan, düşten, oyundan. Aslında hep şuna geliyor olay. İnsan hiç bitmeyen bir devinim sürekli bir mücadele içinde kendisiyle. Hem işte idi ve süper egosunun çatıştığından bahsettik. Hem de sürekli değişime uğrayan bir varlık. Dolayısıyla kendisi tanıması aslında mümkün değil. Yani kendimizi da diyoruz. Belki o dakika da o halimizi tanıyoruz ama bin bir türlü halimiz var ve yaşımızda da devam ediyor. Dolayısıyla aslında dipsiz bir kuyu gibi ama içine girdikçe de çok enteresan şeyleri keşfedebildiğimiz bir alan. Yani hem beyni incelediğimizde beyin yapısını, vücudun yapısını. Şimdi hani duygusal ve psikolojik olarak da hani zamanla kendimizi analiz ettiğimizde zaten bundan ötürü işte az önce de bunu vurgusunu yaptım hala işte psikolojik karakter testleri mesela yapılır ya veya işte ne bileyim falcıya gitme mesela özellikle bizim kültürümüzde bunların hala aktif olmasının sebebi de o çünkü hani o kadar kendimizi tanımaya açız ki aslında o kadar kendimizi tanımıyoruz ki ve aslında o kadar bunun farkındayız ki. Yani rüyaları mesela çoğu insan hatırlamaz. Hatırlayanın çoğu da önem vermez, saçma eder. Ama aslında sizin bunun bilinç üstünde hani şu an bunu söyleyerek önem vermediğiniz veya anlamadığınız söylemeniz aslında bilinç altında bunu anladığın, anlamadığınız manasına gelmiyor. Yani bilinç altında anlamış olup bilinç üstünde anlamamış olabiliyorsunuz ve bu paralel devam edebiliyor. Enteresan. Yani çok karmaşık bir süreç. Dolayısıyla insanın ne kadar karmaşık bir varlık olduğunu ve kolay çözümleyemeyeceğini ve kolay da insanın gelişimini anlatılamayacağını çok iyi veren bir şey. Bölge, nörobilim. Evet, yani şey mesela e, yalnızken e, uzaklara daldığını düşün. Mesela bir derinleşebildiğini düşün. Ben genelde çok yalnızken e, çok güzel düş dünyasına dalarız ve yaratıcı fikirler gelir. Sonra tekrardan e, muhtemelen neokorteks devreye girer ve yanımıza biri geldiği anda o düş dünyamız bozulur çünkü o bir soru sorar. O da gündelik hayata genelde bağlıdır. <laughs> Biz bulut düşünmüşüzdür, sadece bulutun şekillerinden bir şey, şekiller canlandırıyoruzdur o sırada ve bunu rahatsız oluruz. Çünkü orası daha güzel bir dünyadır. Aslında belki de özümüze daha yakın olan dünyaya doğru derinleşiriz. Bunu da bilmiyoruz. Bununla ilgili de bir bilgimiz yok. Shakespeare'in düşlerle alakalı aslında Hamlet'in en klasikleşmiş olmak ya da olmamak, var olmak ya da yok olmak... Bununla alakalı e, ölüm korkusuna, e, düşler, düşlerin olmasından dolayı ölümden korktuğumuzu. E, çünkü öldüğümüzde nereye gideceğimizi bilmememiz, kabus görmememiz, bunu düşü aslında bir metafor olarak kullanır. Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreği. Çektiği bütün kararlar insanoğlunun. Uyumak ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan düşünmeli bunu. Yani aslında burada demin söylediğimiz gibi uykuda rüyaları biliyoruz. Bunlar kabus bile olsa bizi gerçekten etkilemeyeceğini biliyoruz. Ama uykuya yakın olan, uykuya en çok benzettiğimiz ölümden sonrasının ne olacağını bilmediğimiz için bu düşlerin iyi düşler mi yoksa kabuslar mı olduğunu bilmiyoruz. Bunu burada metaforik olarak anlatmış bahsetmek istedim. Hı hı. Kuvvetli bir metafor. Ne evet, dersin? Enteresan baya. E, lucid uygulama, e, lucid uyku ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yani yine insan vücudunun uykusunda uykunun evreleri olduğunu ve işte insanın doğada normalde işte doğanın içinde yattığı için ve sürekli kurtulması, yaprak hışırtısı gibi seslere aşina olduğu için hani <laughs> kendini sürekli bir uykuda olsa bile bilinçli kontrol etmesi ve savunma mekanizmasının olmasından bahsetmiştik. Aslında lucid uyku belki de oradan gelen bir e, durum. Çünkü hala ne kadar zaman geçmiş olsa da %100 yüz bilincini de kapat, kapatıp hani lüsit uykusuz olmuyoruz. Hala lüsit uyku denen bir kavram var. Hiçbir bu arada şey olmamasına rağmen etrafta hani şu an hepimiz evlerimizde uyuyoruz. Hani bir ormanda yaşayan bir insan, iki insan gibi kurt yemesi, aslan saldırması gibi bir sorunumuz da yok. Ama rüya hala var. Aslında bunun oradan bir miras olduğunu da söyleyebiliriz. Bu çok güzeldi. Hatta hatırlarsın İsa Mücun'un öyküsünde bahsettiğimiz konulardan biriydi. Horlamak mesela bilinci e, grup halinde eski ilkel kabileler uydukları için tetikte kalıyorlar. Bir sorun olup olmadığını gösteriyor horlama. Yani beraber yaşadıkları için. Böyle bir çok güzel bir yorum vardı mesela. Dediğin gibi çok enteresan sürekli bir tetiktesin. Bu da aslında ne kadar güvenli olsak da e, riskleri minimuma indirmeye çalıştığını, DNA olarak hala buna uyumlu olduğumuzu gösteriyor. Yani bu biraz da bir felsefeye geçiyor ama gerçeklik nedir konusuna da geliyor. Yani biz mesela çok önemsiyoruz birçok yaptığımız şeyi. Kendimizi nasıl, işte intibamızı dışarıdan, daha sonra itibarımızı. Fakat bir buçuk nesil sonra sizi kimse hatırlamayacak. Yani bitmez bir egomuz var ya sürekli kendimiz yani gitsek bile buradan, oraya kazanalım kendimizi. Hatta biz buradan internete <laughs> devam edeceğiz, yaşamaya diyoruz ya. Yani belki de cehenneme gideceğiz diyoruz ya. Sürekli bir yaşamaya ilgili bir korkumuz var aslında yaşamdan gitmekle ilgili. Tabi orada şu şey gibi. E, ki, yani sonuçta bir gün dünyada son insan kalın ve o da öldüğünde kimse kimseyi hatırlamayacak ve her şey bitecek. Hani bunun hepsi tamamen bir rüyada olabilirdi. Yani o kadar aslında tabii şu an biraz şey iyice felsefe girdik ama neyin rüya neyin gerçek olduğunu da ne kadar anlıyoruz bu da soru işareti. Dünya içinde daha bir sürü keşfedememiz yer var. Okyanusun dibine inemiyoruz. Uzay kocaman bir yer. Dünya hani uzay dünyayı karşılaştırsak hani şu şu an bulunduğumuz ortamdaki küçücük bir parazit gibi bir şey dünya. Hani uzay o kadar büyük. Ve biz o kadar küçük bir ülke yani dünyadayız. Bunu hepsini tabii tabi işte hayatın anlamı nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, rüya gerçeklik çok farklı bir yere götürüyor bizi. Şu an ben bile konuşurken düşünmeye başladım bir yandan. Evet, yani böyle rüya hayatın kendisi mi? Bunu bilemiyoruz e, ve bunu hiçbir zaman tek test edebileceğimiz şey belli işte mühendislik e, harikası yaptığımız değil mi? Tasarımlar dış dünyada görebildiğimiz şeyler. Ama bunu zaten beyni dahi nasıl tanımlayacağız? Şöyle bir durum var çünkü. Mesela birini dışladığında dayak yemiş gibi acı çekebiliyormuş. Yine duruyor olarak. Ya da e, sen manevi şiddet birine sergileyebiliyorsun. Biz fiziki gerçekliklere bakıyoruz. Hani o klasik rüyada oldun, olup olmadığını anlamak için cimcik atmak gibi fiziksel acıyı orada hatırlıyor. Çünkü başka bir şey yok elimizde. Evet. Ama bunları da anlamlandıran, evet belki bir fiziksel şiddet görüyoruz ama sonra tekrardan anlamlandıran yine biziz. Ve yine düş gücümüzle belli farklı hikayeler anlatarak kendimizi farklı yerlere çekebiliyoruz. Ve ilginçtir ki hep kurgular düş gücüyle yaratılıyor. Ve bu kurgularda bütün hayattaki inançları, bizim yapabileceğimiz ortak paraya inanmamızı, başka şeylere inanmamızı, maneviyata inanmamızı, her şeyde soyut bir aslında uzlaşma var. Ve bu soyutlukla somutluğu bir araya getirmeye çalışan ve bunun için çırpınan bir varlık insan evladı bir şey söylemek istiyorum. Ee, hayal kurmakla ilgili tabii hayal kurmanın insana müthiş bir yararı var. Bunu da belirtmek lazım. Yani işte insanları düşünün savaşırken işte ki hala öyle. İnanılmaz, bir Roma ordusu var mesela barbarların ve inanılmaz korkuyorlar. Çünkü Roma ordusu işte müthiş bir tehciz attı. Mancınığı, balistası her şey var. Barbarların bir şey yok. Ama fakat orada bağırırken komutan ne diyor? Tabii ki de yani milliyetçiliğe biraz hani ya da milliyetçilik deniyor o zaman milliyetçi yok da ırk, bulunuyor ama aynı zamanda da işte Öldüğünüz zaman Valhalla'ya gideceksiniz, Odin de sizi orada bekliyor falan gibi. Aslında görmediği bir şeye işe yapıyor, yani vurguda bulunuyor ve insan kendini öldürüyor. Şimdi bir mesela bir maymuna gitseniz deseniz ki ya sen şu şuradan bütün muzları topla, bak bunu toplarsan cennete gideceksin. Sana böyle bakar yapmaz yani aslında bu bir yeti. Zaten maymun onu yapamadığı için gelişemedi. Yapamadığı için maymun olarak kaldı. Bilmediğimiz şeyi anlamlandırıyoruz. Sonra da hayal kurabilme yeteneği. Her şeyde, hayal ettiğimiz her şeyde değişime uğruyor. Çünkü de beyin gelişmişti. Evet, mesela beyin. şey, Lorenz e, şey, meteorolojiyle ilgili çalışmalarını yaptığında, çok kısa ondan da bahsedeyim. E, hava durumları arasındaki farkları inceliyor. Ve ondan önce hani hava durumlarını daha net gibi görüyorlar. Sonra aralarındaki frekans kaymalarından, aynı süreç içinde gözlemlenen e, hava koşullarının, çok büyük e, farklar içerdiğini, her yerde değişime uğrayabileceğini falan gözlemliyor. Neyse bu kelebek etkisi falan gider, onu başka programı konusu. Hayır, benim bunu anlatmamın nedeni, biz artık hava durumunu tamamen tahmin edebilir hale geldik. Dediğim gibi bir odin şimşekleri çakmıyor. E, bunlara ihtiyacımız kalmadı. Yani bilim ilerledikçe e, bu tarzda kurgular e, yerini değerini kaybedebiliyor ya da etmiyor. Bunlar kültürel, geleneksel olarak hatırlanıyor, devam ediyor. Hı. Ama bütün mesele bizim inanıp inanmamamız <laughs> gıcık tuttu. Eksik olanın e, bugünkü programının da sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.